Evet sevgili arkadaşım, seninle defalarca kez bu tarz videolarla aslında karşı karşıya geldik. Ama bugünkü video aslında diğerlerinden daha farklı olsun istedim. Ders çalışmadığın için pişman mısın? Bunu gerçekten merak ediyorum. Bu yüzden bugün seninle aslında birazcık dertleşmek istedim. Sevgili arkadaşım, her insan biliyorsun doğar, büyür, yetişkin olur ve bu hayatta iz bırakmak ister. İşte o iz bırakmak dediğimiz durumun aslında çok daha sonraları olacağını düşünürüz. Ama şöyle bir durup kendince bir araştırma yapmanı istiyorum. Bu hayatta gerçekten iz bırakmış insanlar bugüne kadar neler yapmış? Ve bunu gerçekten 25 yaşından sonra, 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra mı yapmış? Yoksa henüz kendi benliğinin farkına vardığı andan itibaren, ilkokul sıralarından, ortaokul sıralarından itibaren mi bir şeyleri elde etmeye, bir şeyler için mücadele etmeye ve bir şeylere emek vermeye başlamış? Tabii ki bunun araştırmasını yaptığın zaman aslında gerçeğin tam da kendi benliğine vardığın ilk andan itibaren bunların gerçekleşiyor olduğunu görebilirsin. Şu anda bu hayatta iz bırakmak isteyen, geleceğinde hayalleriyle ve hedefleriyle ayakları tam da yere basmak isteyen bir kişi olarak karşında görüyorum seni. Eğer sen de kendini tam olarak böyle bir kişi görüyorsan, o yüzden içerisinde bulunduğumuz şu durumun tam da farkına bir kez daha varmamız gerekiyor. Evet, karşı karşıya oturduk ve konuşuyoruz. Bir düşünmeni istiyorum senden. 10. sınıf itibariyle şu ana kadar neler yaptın? Kendine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ve neden o puanı verdin? Neden bu daha yüksek değildi? Bunun neden böyle olması mümkün oldu ve sen bunun böyle olmaması için neler yapacaksın? Hiç bunları bugüne kadar düşündün mü? İşte tam da bunun cevabını merak ediyorum. Eğer sen tam da bu soruya cevap verdiysen söyleyeceklerim daha bitmedi. Gel şimdi devamına bakalım. Sevgili arkadaşım, bana kızma ama çalışmadığın günler için pişmanlık duyduğunu düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü asıl pişmanlık duyduğumuz şey bizim şu andan sonra da çalışmayacak gibi olmamız. Yani bundan önceki tempomuzun bundan sonraki gibi devam edecek olması. Bence asıl problemimiz bu. Eğer şimdi bir karar verirsek, yani şimdiden itibaren çalışmaya başlarsak, bunu bir programla organize eder, sanki hayatımızı hiç de bundan önceki değilmiş gibi planlarsak, bundan önceki süreçteki pişman olma durumumuz direkt olarak kendini iptal edecek. O halde bizler aslında geçmişe değil, geleceğe dair duyduğumuz endişeleri gün yüzüne çıkarttık. O zaman sana şimdi bir sır vermiş olayım. Eğer şimdi oturur, bu video ile birlikte gerçekten hayatına bir anlam katmak istiyorsan, eğer bu anlam neyse, sanat, spor, müzik, eğlence, akademik çalışmalar, her neyse, bir fark yaratmaya başlama vaktimiz tam da şu an. O yüzden ne yapacağız? Oturacağız, planlamalarımızı yapacağız, harekete geçmek için çok az da olsa başlayarak ve bunu her gün yaparak tempomuzu gittikçe artıracağız ve bu hayattaki yolculuğumuzda yapmamız gereken her neyse, neyde başarılı olmak istiyorsak, bir sonraki ben, bir önceki benden tabii ki farklı olacak düşüncesiyle günümüzü daha anlamlı hale getirerek mutlaka ama mutlaka bir şeyler yapacağız. Bunu yapacağız ki bir sonraki gün her şey çok daha güzel olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.